Cumhuriyet Halk Partisi'nin Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan, 4,5 yıllık kayyum yönetim şeklini eleştirdi. Bu süreçte Urla tek adam rejimiyle yönetildi dedi. Balkan, kayyumun yarattığı etkiyle CHP'nin %67,5 olan oy oranını 31 Mart seçimlerinde %80'e çıkaracağız dedi. İş bilmezliklerini gizlemek, mazeret üretmek için kullandıkları... AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın Torbalı'daki çakılan her çivide imzası var, dedi. Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın oda başkanları buluşmasına katıldı. Burası bizde değil diye sırt çevirmedik, kamu yatırımlarına devam ettik, dedi. Yeni bir dönem başlayacağını vurguladı. Bugün İzmir'imiz için tarihi bir gün. AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Ödemiş'te partisine katılanlar için düzenlenen törene katıldı. İnan, CHP'nin mevcut belediye başkanları yerine farklı aday gösterdiğini hatırlattı. Onlar sokaklarını, sıkıntılarını bilmezler. Belediyecilikte başarılı olsalardı mevcut belediye başkanlarının hepsini değiştirmezlerdi, dedi. Abi Kurban Ali burayı unutma ya. Ya. Alanı seversen bize bir pazar yeri yap. Ver onu beraber biz satalım. Beraber gel satalım. CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, Harmandalı Halk Buluşması'na katıldı. Yıldız, iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni cezalandırmak için çöpü buradan kaldırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Size söz veriyorum, belediye başkanı olduğumda ilk el atacağım konulardan biri bu çöplük belası, ifadelerini kullandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçeoğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçeoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Köşke ve yaptığımız yatırımlar, önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi. CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, hemşehri derneklerini ve Ege Mahallesi'nde romanlarla buluştu. Mutlu, herkes adil bir kentte eşit yurttaş olacak, kimse ötekinden daha farklı, daha arkada olmayacak, dedi. AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar'da esnaf ziyareti yaptı, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Tunç, biz evimizi güzelleştireceğiz, Karabağlar'daki tüm eksikleri gidermek için çalışıp çabalayacağız. Altyapısıyla caddeleri ve sokakları pırıl pırıl Karabağlar geliyor. İcraat yapılmaz tabelasını indireceğiz, dedi. AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Alsancak bölgesinde muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi. Konak'ta yönetenle yönetilen arasındaki uçurum kapanacak. Önümüzdeki 5 yıl omuz omuza birlikte çalışacağız, dedi.